Merhaba arkadaşlar, ben Uğur Mutlu. Karakökte ifadelerde 4. bölümümüzle beraberiz. Karakökte bir ifadede çarpıldığında sonucu doğal sayı yapan çarpanları inceleyeceğiz bugün. Nida aklında tuttuğu kök 20 sayısı elindeki balonun üzerindeki sayıları çarparak sonucu doğal sayı çıkanları uçurmak istemektedir. Nida'nın hangi balonları uçuracağını düşününüz ve açıklayınız. Daha önceki mevzumuzda kök 20 ifadesini doğal sayı yapmam gerekiyor. Kök 20 ifadesini dışarıya çıkarttığımız zaman karşımıza 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 olarak gelmesi gerekiyor. Daha önce demiştik ki kök x ile kök x'in çarpımı x olacak. O zaman kök içindeki ifadelerin aynı olması gerekiyor. Burada karşımızda ne var? Kök 5 var. Balonlardan kök 5'li ifadenin olan ifade bizim için doğru olan ifade olacaktır. Hemen kök 5'imiz var. Mavi balon olacak. Kök 20, 2 kök 5 direkt ben turuncu balonumuz olabilir. Kök 6 aynı kök içinde olmadığı için kök 3 ve kök 6 gider. Kök 15'te kök 5 var ve kök 3 var. Kök 5 olabilir ama kök 3 olduğu için olmayacaktır. Karşımıza böyle iki tane ifade gelecektir. Birlikte yapalım. 1. Kök 8 sayısını hangi sayılarla çarpıldığında sonucu bir doğal sayı olacağını bulalım. Karekökli ifademiz a kök 5 şeklinde yazalım. Kök 8 ifadesi 2 kök 2'dir. Bizim kök içindeki ifademiz kök 2 olduğu için kök 2 olan bir çarpan olması gerekiyor. İçerisinde kök 2 çarpanı varsa o zaman sonucumuz doğal sayı olacaktır. Kök 2 olabilir, 2 kök 2 olabilir, 3 kök 2 olabilir şeklinde ifadelerle çarpıldığında sonucumuz doğal sayıdır. Tanımlamaya baktığımız zaman a kök b ifadesi kök b içeren bir çarpan olursa doğal sayıdır. A kök b, a kök b ile çarpılırsa b'ler direkt ben karşımıza b çıkacağından a çarpı b olarak doğal sayı olacaktır. Kök 45 sayısını dışarıya çıkardığımız zaman 3 kök 5, 3 kök 5 dediğimizde kök 5, 2 kök 5, 3 kök 5 gibi sayılarla yani kökün içinde 5 olan ifade olan herhangi bir sayıyla çarpılması gerekiyor. A kök 12, B kök 24, C kök 48, A, B, C sayılarının hangi ikisi çarpıldığında sonucu doğal sayı olduğunu bulalım. Öncelikle bu A, B, C'ler kök dışına çıkartılır. Kök 12, 2 kök 3, kök 24, 2 kök 6 ve kök 48 de 4 kök 3. Kök içindeki ifadelerin aynı olanı çarpılması gerekiyor. Yani A ile C karşımıza cevabımız olacaktır. 5 bölü kökün x sayısını paydasını doğal sayı yapmak için hangi sayı ile genişletmemiz gerektiğini bulalım. Aşağıda kök 2 varsa demek ki kök ikili bir sayı olması gerekiyor. Kök ikili bir sayı genişlettiğimiz zaman her tarafı kök 2 ile çarp kök 2 ile böldüğümüz zaman yine 1 ile yapmış oluruz. Yani kök 2 bölü 2 1 olduğu için 5 bölü kök 2 kök 2 bölü kök 2 ile çarptığımız vakit 5 kök 2 bölü 2 olarak karşımıza gelecektir. Dikkat! Paydasında kareköklü bir ifade bulunan b eşit 0 olmak üzere a bölü b şeklinde yazılabilen ifadenin paydası doğal sayı yapmak için paydanın tam kare olacağı şekilde ifadenin genişletilmesi gerekmektedir. 2 kök 13 çarpı a çarpma işleminin sonucunu doğal sayı yapabilmek için a'nın değerlerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Bu ifadeyi doğal sayı yapan a değerlerini işaretleyiniz. Şimdi burada kök 13 olduğuna göre demek ki paydam içerisinde kök 13'lü bir ifade olması gerekiyor. Bakıyorum hemen burada kök 13 var. Doğrudur. 2 kök 13 olur. 13 olmaz kök 13 olmadığı için. Kök 26 kök 13 çarpı kök 2 olduğu için olmaz. 1 bölü kök 13 sadeleşir olabilir. Kök 13 var olur. 3 bölü kök 13 2 bölü kök 13 ile çarpıldığı zaman sadeleşip 6 çıkacaktır olabilir. 3 kök 3 olmayacaktır. Aşağıda tabloda verilen soldaki kareköklü ifadenin sağdaki kareköklü ifadeyle çarpıldığında sonucu doğal sayı olanları eşleştirelim. 5 kök 3 buralarda kök 3'lü bir ifade olması gerekiyor. O zaman bu buraya geldi. Kök 18 dışarıya çıkartmam gerekiyor. Öncelikle kök 18'i 3 kök 2 olacaktır. Kök 2 olan ifade burada karşıma geldi. Kök 20 dediğim ifademiz 2 kök 5
Kök 5'li bir ifade olması gerekiyor. Bu da burada. Kök 6. Kök 6'yı bulacağım. 24 dediğimiz 2 kök 6'dır. Buraya gelir. Kök 28, 2 kök 7. Kök 7'li bir ifade bulmam gerekiyor. Bu da burada olarak karşımıza gelecektir. Aşağıdaki ifadelerin paydalarını örneğe uygun olarak doğal sayı yapınız. 3 bölü kök 2 dediğimiz zaman, kök 2 ile genişlettiğimiz zaman burası direkt kök 2 çıkacaktır. Bu özellik her zaman bizim için işimize yarayacak. Kök x ile kök x'i çıkartırsam direktmen x olarak karşıma gelecektir. 35 bölü 5. Buraya öncelikle sadeleştirebilirim. Şu 5'ler sadeleşir. 7 bölü kök 5. Kök 5 ile genişletmem gerekiyor. 7 kök 5 bölü 5 olarak karşıma gelir. Her tarafı kök 3 ile genişletmem gerekiyor. Paydayı rahat bir şekilde kurtarmam için. 15 kök 3 bölü 3 sadeleşirse 5 kök 3. 3 bölü kök 3. Kök 3 ile genişletiyorum. 3 kök 3 bölü 3. 3'ler birbirini götürecektir. Kök 3. Şurayı önce sadeleştireyim. 5 bölü kök 3 olsun. Daha sonra kök 3 ile genişletiyorum. 5 kök 3 bölü 3 sonucumuz çıkar. Kök 6 ile genişletiyoruz. 12 kök 6 bölü 6. Sadeleştirme yaparsak 2 kök 6. 21 bölü 7 kök 7 ile genişletiyorum. 21 kök 7 bölü 7. Kök 7 genişletmek hem alt hem üstü aynı sayıda çarpmak. Sadeleştirirsek 3 kök 7 olacaktır. 1 bölü 2 kök 13'ü 13 ile genişletiyorum. Kök 13 bölü 2 çarpı 13. Yani kök 13 bölü 26 olarak karşımıza gelir. Kök 2 ile genişletiyorum. 8 kök 10 bölü 2 ile 2'yi çarptığım zaman 2 oldu. Sadeleşirse 4 kök 10 cevabımız karşımızda. Ondalık ifadelerin karekökü. Gizem bir soyadı bulunan 1,44 litre limonadayı 0,04 litrelik bardaklara paylaştıracaktır. Gizem'in kaç bardağa ihtiyaç olduğunu düşününüz, açıklayınız. 1,44 kök içindeki ifadeyi 0,04'e bölmem gerekiyor. Öncelikle bunu kök dışına çıkartıp sonra işlem yapabilirim. Ya da direkt ben 1,44'ü 0,04'e bölebilirim. Ama öncelikle bu 144 bölü 100 yazıp 12 bölü 10 diye dışarı çıkartalım. 0,04'ü de 4 bölü 100'den 2 bölü 10 diye dışarı çıkartalım. Şimdi 12 bölü 10'u 2 bölü 10'a böldüğümüz zaman ters çevirip çarparsak 12 bölü 10 çarpı 10 bölü 2 dediğimiz zaman sadeleşirse 6 tane bardağa ihtiyacımız vardır. Burada ondalık ifadelerde önce kökün dışına çıkartıp daha sonra işlem yapmak en basiti olacaktır. Örnek olarak 0,09 9 bölü 100'dür. Kök 9 bölü 100 olarak yaptığımız zaman 3 bölü 10 yani 0,3 olarak karşımızdadır. 0,81 dediğimiz 81 bölü 100'den 9 bölü 10 o da 0,9 olacaktır. 1,21 121 bölü 100 olduğu için 11 bölü 10'dan 1,1 karşımıza çıkacaktır. Dediğimiz gibi karekök içinde ondalık gösterim rasyonel sayı çevrilip sonra pay ve paydanın ayrı ayrı karekökleri alınarak sonuç bulacaktır. 5,4 devirli ifadesi. Önce 5,4 ifadesinin devirli ifadeyi çıkartıyoruz. 54 bölü 5'ten 9. 49 bölü 9 çıktı. Ayrı ayrı yaptığımız zaman 7 bölü 3. O da 2,3 devirli olarak karşımıza çıkar. Ya 7 bölü 3 ya da 2,3 olarak cevabı bulacaktır. Yandaki şekilde verilen karelerin alanları 2,89 ve 1,96'dır. 1,96 ve 2,89'u kenarlarını bulmak için kullanırsak 1,96 196 bölü 100 olduğu için 14 bölü 10 1,4 olacaktır. Bir mavi karenin kenarı.
Burada ise pembe kareye baktığım zaman 2,89, 289 bölü 100'den 17 bölünecektir. Bu da 1,7. Şuradaki farkımız da 0,3 olarak karşımıza çıkacaktır. Bizden istediği ifadeye baktığımız zaman AB uzunluğunu istiyor. Burası 1,4, burası da 1,7 idi. Tamamını topladığımız zaman da 3,1 olarak kenar uzunluğu karşımıza gelecektir. 14,4 ifadesini doğal sayı yapan çarpanlardan iki tanesini bulalım. 14,4 dediğimiz 144 bölü 10, yani 12 bölü kök 10'dur. Burada ya kök 10 nasıl çarparım ya da 2 kök 10 ile çarparım, 3 kök 10 ile çarparım. Nedir? Kök 10 ifadesi karşımda olmak zorundadır. 0,16, 5,76 bölü 0,36 ifadesine. Öncelikle kare köklü ifadelerden rasyonel sayıyı kurtarmam gerekiyor. Ondalığı rasyonel yapıp dışarıya çıkartmam gerekiyor. 0,16, 16 bölü 100'den 4 bölü 10, 0,4. 5,76, 576 bölü 100 olduğu için 24 bölü 10, 2,4. Ve 0,36 dediğimizde 6 bölü 10'dan 0,6 oldu. Şimdi 0,4 ile 2,4'ü, daha sonra 2,4'ü 0,6'ya bölmemiz gerekiyor. 4 işlem önceliğinde önce bölme yapıldığı için 2,4 0,6'ya bölündüğü zaman 4, 0,4 ile de toplandığı zaman 4,4 sonucumuzu getirir. 0,04 dediğimiz 4 bölü 100'den 2 bölü 10 0,2. 0,01 dediğimiz 1 bölü 100 1 bölü 10, bu da 0,1. 9 bölü 10 bin, 3 bölü 100, bu da 0,03. 144 bölü 10 bin, 12 bölü 100 olacaktır ve 0,12. 81 bölü 10 bin, 9 bölü 100 çıkar. 0,09. 256 bölü 10.000, 16 bölü 100, 0,16. 1 bölü 10.000, burada 1 bölü 100 ve 0,01 olarak cevabımızı getiririz. Sonuçları örnekteki gibi bulalım. 0,25'i 0,5, 1,69'u 1,3, 2,25 de 1,5 olarak yapıldığı zaman topladığımız zaman 3,3 edecek. Bunları tek tek yapıp 0,81'i 9 bölü 10 diyebiliriz. 0,14 4 bölü 10 diyebilirim. 11 bölü 10. Ondalık şekilde değil de rasyonel şekilde de yapabiliriz. 9, 4, 13, 11 çıkarsa 2 bölü 10, en sonunda 0,2 yazabilirim. 1000'de 4 dediğimiz 2 bölü 100 eksi 4 bölü 100 artı 1 bölü 100. Burası da eksi 1 bölü 100 olarak karşıma gelir. O da eksi 0,01 olarak karşımıza gelecektir. Bir virgül 44 dediğimiz 12 bölü 10. 324 dediğimiz 18 bölü 10. 361 dediğimizde 19 bölü 10. Hepsi toplam yapıldığı zaman 49 bölü 10. Bu da 4,9 olarak gelir. 0,36 6 bölü 10 7 bölü 10. Bunu 0,6 artı 0,7 de diyebiliriz. Ya da direkt ben 6 ile 7'yi toplayıp 13 bölü 10'dan 1,3 de karşımıza gelecektir.
0,04 dediğimiz 2 bölü 10, 3 bölü 10 bölü 5 bölü 10. Üst tarafı topladığım zaman 5 bölü 10 bölü 5 bölü 10. Aynı sayılar bölündüğü zaman 1 eder ya da 0,5 bölü 0,5 dediğim zaman yine sonuç 1 olacaktır. Yanına verilen KLMN karesinin alanı 4,41, MPRS karesinin alanı 1,69, LMP doğrusal uzunlukta LP kaçtır? Mavi alana baktığımız zaman 4,41 ifadesini şöyle yaparsak, a kare eşittir 4,41 dediğimiz zaman her tarafı kök içine alıyorum, 441 bölü 100 olacaktır. Bu da 21 bölü 10'dan 2,1 eder. Buraya a, buraya da b diyelim. B'nin karesi 169 olduğu için her tarafı karekök içine alıyorum. 13 bölü 10, bu da 1,3 edecektir. Burası 2,1, burası da 1,3. Toplamı istediği için bizden 3,4 uzunluğumuz karşımızdadır. Yanda kenar uzunlukta verilen dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? 6 bölü 10 burası, 8 bölü 10 uzun kenar. 6 bölü 10 çarpı 8 bölü 10 yaptığımız zaman 48 bölü 10. 10 ile 10'u çarparsak 100 ve 0,48 cevabımız karşımızda. Melike, Sümeyye oynadıkları oyunun kuralına göre üzerindeki sayı ve işlemler için birer kart seçecekler. Ve seçtikleri kartlara işlemleri yaptıktan sonra sonuç olarak büyük sayıdan küçük sayı çıkartarak bir şifre elde edecekler. Melike 2,56, Sümeyye 1,20 artı 0,16 kartını çektiğine göre hangi şifreye ulaştıklarını bulalım. Öncelikle 2,56'yı dışarıya çıkartırsak 1,6, 1,1 artı 0,4, burası da 1,5. 1,6'dan 1,5'i çıkartmamızı istiyor. Bu da bizim için 0,1 olarak karşımıza çıkar. 1,21, 1,1. Bir tekrar yazalım. 1,74 eksi kök içinde 1,19 eksi 1,1 diyoruz. 1,74 eksi kök içinde 0,09. Burası da 0,3 oluyor. 1,74'ten 0,3'ü çıkartıyoruz. 144 kalıyor. Bu da 1,2 olarak cevabımızı çıkartır. 7,1 devirli sayısına baktığımız zaman 71'den 1 çıkartıp 9'a böldüğümüz zaman, daha doğrusu 71'den 7 çıkartıp 9'a böleceğiz. Bu da bize 64 bölü 9 olarak karşımıza çıkacak. 64 dediğimiz sayı 8, 9 da 3 olarak gelir. 8 bölü 3 cevabımızı çıkartır. İrasyonel sayılar ve gerçek sayılar. İrasyonel sayılar rasyonel olmayan, yani kök içerisinde kalan ifadeler edecektir. Meryem Hanım, kenar uzunlukları tam sayı olan kare şeklinde aldığı masa örtüsünün köşegenlerine denk gelecek şekilde motif yapmak istemektedir. Yapılan motiflerin birinin uzunluğu rasyonel sayı ile ifade edilebilir mi? Düşünelim. Eğer buralar tam sayı olacaksa, kenar uzunlukları bir herhangi bir tam sayı, örnek olarak 6 diyelim. Buralar 6 6 dediğimiz zaman, bu motiflere baktığımız zaman yapılan motiflerin birinin uzunluğundan bahsediyor. Buraların köklü, yani irrasyonel olması gerekiyor ki bize tam sayıyı versin. Örnek olarak ne diyorduk? Kök x de kök x'in çarpımı bize x'i verecekti. Ya da a çarpı kök 2 dediğimiz ifade eğer rasyonel bir ifade, b'li bir ifade olacaksa bunun içerisinde kök 2 olması gerekiyordu.
Devirli ondalık gösterimleri rasyon olarak ifade etmek için virgül düşünülmeden sayının tamamından devretmeyen kısım çıkartılır, sonuç pay olarak yazılır. Ondalık kısımda devreden kısmın basamak sayısı kadar 9, devretmeyen kısmın basamak sayısı kadar paydaya 0 yazılır. Örnek olarak 2,3 devirli sayısı için yapıldığı zaman tüm sayı yazıyoruz. Devretmeyen kısım 2 olduğu için 2 çıkartıyoruz. Ve 1 tane basamak olduğu için 9 yazıyoruz. 21 bölü 9 yani 7 bölü 3 elimizde karşımızda çıkıyor. 1,57 tüm sayıyı yazıyoruz. Devretmeyen sayı 15 olduğu için 15 çıkartıp virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyene kadar 0 yazıp 142 bölü 90 çıkıyor. 2,7 sayısına baktığımız zaman 2,7'den 2 çıkartıp 9 yapıyoruz. O da 25 bölü 9 olarak karşımıza çıkıyor. Burada şöyle ufak bir hatırlatma yazalım. 0, x devirli derse bu x bölü 9 olarak karşımıza gelecektir. Örnek olarak şurada birinci sırası da 0,2 dediği zaman direkt ben 2 bölü 9 yazabiliyoruz. 2,83 devretmen 2. 283'ten 2 çıkartıyoruz. 281 devreden kadar 9 koyuyorduk. 2 tane 9, 9 karşımıza gelecektir. 0,56 tüm sayı 56 devretmeyen 5 yani 51 bölü 90. Neden 90? Devreden bir tane, devretmeyen bir tane. 4,47 yani 447'den devretmeyen kısmı 44'ü çıkartıyorum. 447'den 44 çıktığı zaman 403. Bir devreden bir devretmeyen olduğu için 90 yazıyoruz. 182'yi yazıp devretmeyen 1 vardı, onu çıkartıyorum. 181 bölü 2 tane devreden olduğu için 99 yazıyoruz. 66'dan devretmeyen 6 çıkartıp 60 bölü 9 yazıyoruz. 265'ten devretmeyen 2 olduğu için 263 bölü 2 tane devreden var, 99. 0,79'da sayı 79. 7 devretmediği için 7'yi çıkartıyoruz. 72 bölü 1 devreden 1 devretmen olduğu için 90 karşımıza çıkacaktır. 15,067,067,5,04,2,7,1 diye düzensiz giden bir sayımız vardır. 3,1 devirli var. 1,2, 4,5. Yanda verilen sayıları rasyonel sayı olup olmadığını inceleyelim. Eğer bir sayı düzensiz olarak gidecekse bu rasyonel sayı değil, irrasyonel sayıdır. A şıkkında ne olacaktır? Rasyonel olarak sayı yazılmaz. Rasyonel olarak karşımıza gelir. 3,1 devirli sayısı 31'den 3 çıkartıp 9'a böldüğümüz zaman 28 bölü 9 olduğu için A bölü B şeklinde yazılır. Rasyonel sayıdır. 1,2 12 bölü 10 olduğu için yine rasyonel sayıdır. 4 bölü 5 zaten yine rasyonel sayı olacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken düzenli tekrar etmiyorsa irrasyonel sayı olacaktır. A ve B tam sayı, B eşit diye 0 olmak üzere A bölü B şeklinde şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar, rasyonel kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine gerçek sayılar denir ve R ilerek gösterecektir. Her rasyonel sayının ondalıklı gösterim veya devirli ondalık gösterimini yazabiliriz. Ancak her ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak yazmayabiliriz. Pi, kök 3, kök 5, kök 16, kök 49 sayıların hangisi rasyonel sayı, hangisi irrasyonel sayıdır? Pi düzensiz olarak gittiği için irrasyoneldir. Kök 3 kökün dışına çıkamadığı için irrasyoneldir. Kök 16 zaten 4 olarak çıktığı için rasyoneldir. Kök 49 7 olarak çıktığı için de rasyonel sayıdır. Karekök içleri tam kare olan kareköklü sayılar rasyonel. Karekök içleri tam kare olmayan sayılar irrasyonel sayılardır ve bunların hepsi de gerçek sayılardır. D
Dikkat diyor, pi sayısı irrasyonel sayı olmasına rağmen işlemlerde kolaylık sağlaması açısından yaklaşık olarak 3, 3,14 ya da 22 bölü 7 olarak kullanılacaktır. Birlikte yapalım. Kök 8, 0,7, 8 bölü 11, 17, 0, eksi 41, 6 virgül 3, 2, 8, 9 ve kök 9 ifadelerinin hangisinin rasyonel ya da hangisinin irrasyonel olduğunu bakalım. Kök 8, 2 kök 2 olarak karşıma gelecektir. 2 kök 2 kökün içinde tam kare olmadığı için irrasyonel sayıdır. 0,7 devirli ondalık gösterimi rasyonel sayıya çevrilebilir. 7 bölü 9 olduğu için bu bizim için rasyoneldir. 8 bölü 11, 17, 0, eksi 41 ifadelerde rasyonel sayılardır. F şıkkında ise düzelsiz yaklaşık değer olduğu için bizim için irrasyoneldir. G'de kök 9 karekök içi tam kare olduğu için yine rasyonel sayıdır. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Kök içindeki tam kare olmayanlar ya da yaklaşık değer alabileceğimiz ifadeler irrasyoneldir. Net ondalıklı yazabileceğimiz ifade ise rasyonel şeklinde karşıma gelecektir. 2 virgül 2 devirli bir sayıdır. O yüzden rasyoneldir. 1 virgül 41 12 bölü 10'dur. 1 virgül 2 rasyoneldir. 6 bölü 9 kök 6 bölü 3'tür. Kök 6 tam kare olmadığı için bu bizim için irrasyoneldir. Yer değiştirmesi gerekir. İrrasyonel sayılarda 3 bölü 2 bu ise rasyoneldir. O zaman kök 6 ile 3 bölü 2'nin yer değişmesi gerekir. Aşağıdaki verilen gerçek sayıların yanına rasyonel ya da irrasyonel oldukları yazarak sebebini açıklayalım. Kök 140 bu bizim için 2 kök 35'tir. Kök 35'in tam kare olmadığı için A bölü B şeklinde yazılmaz. Ya da kök 35'in yaklaşık değerini alırız. Bu yüzden bizim için nedir? İrasyoneldir. 24,86389 düzensiz gidiyor. Yine yaklaşık değer alınabilir. Yaklaşık değer alınıldığı için yine irrasyoneldir. 0,8 8 bölü 9 yazılabilir. A bölü B yazılır. O zaman rasyoneldir. 0,135204 yine düzensiz gidiyor. Bakalım 13,52 34 13,52 34. Hayır, düzenimiz var. Bu bir devirli sayıdır. Yani 0 virgül şeklinde yazılabilir. Devirli olduğu için bizim için A bölü B şeklinde yazılır. Bu da bizim için rasyoneldir. Kök 20, 2 kök 5 A bölü B şeklinde yazılamaz. İrasyoneldir. Çünkü kök 5 yaklaşık değere sahiptir. 27,9 zaten ondalık şeklinde yazılacağı için rasyoneldir. 5 bölü 13 de yazıldığı için rasyoneldir. X 0'dan 10'a kadar bir doğal sayı olmak üzere x'in hangi değerleri için 3x artı 24 bir irrasyonel sayı olamaz? Yani bizden istediği ifade buranın tam kare olan bir sayı elde edinmemiz. 1 yazdığımız zaman 27 olacak. 2 yazdığımız için 30. 3 yazarsak 33. 4 de 37. 40. 3 kat 3 kat gidecektir. Şöyle 43, 46, 49, 51 şeklinde gidecek. 10 dediğimiz zaman da 30, 54'e kadar zaten gidiyor. Sadece 49, yani irrasyonel sayı olmayacağı x'in 49 dediğimiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ifadesi bizim için olacaktır. Evet arkadaşlar, araştıralım düşünelim kısmında da altın oranının ne olduğunu ve altın oran sayısının irrasyonel bir sayı olup olmadığını araştıralım ve düşünelim, ne işimize yarayacağını da beraber görelim. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ben Uğur Mutlu.